Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün Elif Adayla özel eğitim dersimiz vardı. O yüzden biz bu şekildeyiz. Az önce gitti özel eğitim öğretmenimiz. Ben de Elif Ada uykuya geçecek mamasını içti. Bizim hayatımızda merak edilen iki şeyi burada cevaplamak için geldim arkadaşlar. Nasıl anlatırım? O yıllara geri döndüğümde neleri hatırlayabilirim? Neleri, yani o 4,5 yıllık hayatımızda geçen süreçte en güzel günlerimizi de, mutluluğumuzu da, en acı ve zor günlerimizde nasıl anlatırım? Nereleri anlatabilirim? Neleri hatırlayabilirim bilmiyorum ama elimden geldiğince bugün size Hasan Eymen'i anlatacağım. Çünkü Hasan Eymen'le alakalı geriye dönük videolarda bir şey göremediğinizi, bu doğum günü videosunu paylaştığımda ve asıl ilk anneliğimi, ilk özel bir çocuğum olduğunda ne hissettiğimi, nasıl davrandığımı, hastalığının nasıl başladığını, 4,5 yıllık, yani 4 yaş 2 ay yaşadı Hasan Eymen ve o zamana kadar neler yaşadığımızı, nasıl vefat ettiğini çok merak edenler olmuş. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. O yüzden buradan elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım Hasan Eymen'i inşallah. Bir de nasıl böyle güçlü durabiliyorsunuz, gülebiliyorsunuz, nasıl bunu atlattınız gibi sorular da çok fazla soruyor. Daha önce bunu elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Aslında birçok videoda da kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Zorlandığım günleri de, iyi olduğum günleri de anlatmaya çalışıyorum. Ama elimden geldiğince bugün yine evrilen Fatma, değişen Fatma, o zaman nasıldı, şimdi nasıl? Bunları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım inşallah. Elif Adayı buraya alalım, uyuyacak. Uyanmayacak mısın? Uyanmayacak mısın? Evet, gördüğünüz gibi anlık ruh hali değişiyor Elif Adanın. Elif Ada aslında iyi ama gün içinde de çok fazla uyur oldu. Çünkü ilaçların dozuna, yani yeni değişen ilacın dozuna hala alışamadı. Bu videoyu belki öncesinde koyacağım ama doktor kontrollerine, nörolojiye gittik. Alışacak. Elif Ada biraz minnoş olduğu için zamana ihtiyacı varmış. Evet. Evet annem, ben de bu uyku probleminden, çok fazla uyumasından, gün içinde de uyumasından aslında fazlaca rahatsız olduğumu doktora söyledim arkadaşlar. Ama böyle bazen çıktık 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 çok iyi oluyor. Bazen de uyku halinde oluyor. Vallahi ben bunu çevirim. Yatıracaktım. Yatmayalım madem o zaman. Hadi sen benim kucağımda ol. Arkadaşlar, Hasan Eymen 2011 yılında 3 Mayıs 2011 yılında dünyaya geldi. Hasan Eymen'in doğuşu erken doğum oldu. Yani normal doğum mu, sezaryen mi diye hani bakılır ya, muayeneniz olur. Biz o muayeneye daha gelememiştik. Öncesinde Hasan Eymen erken doğumlu dünyaya geldi. Ama çok erken değildi. 37 artılı ya da 38. 38 artılı, tam net hatırlamıyorum. Dünyaya geldi Hasan Eymen. Bir salı günüydü. 2790 gram olarak dünyaya geldi. Ve 2300 gram olarak hastaneden çıkmıştık. Ama doğumu şöyle oldu. Benim erken doğum, yani o gün ben hissetmiştim. Biz, annem vardı yanımızda. O gün buralar, bu bina yapılmamıştı. Buralar gece konduydu ve müteahhite verildiğinde annemler bir evde oturuyordu, kayınvalidemler. Kendi annemle birlikte buraya gelmiştik. Ben kirada otogarın yanında bir yerde oturuyordum. Antalya'da olanlar bilirler belki. Otogarın arkasında siteler var. Orada oturuyordum. İlk gelin geldi mi orasıydı. O gün eve döndük, burada gezdik, işte Güllen'in bir şey yapmıştı, onları falan yedik. Eve döndüğümüzde ben o gün doğum yapacağımı hissetmiştim. Hatta bizim arabamız yoktu, şirket arabasıyla gelip gidiyordu Fatih. Fatih'e demiştim ki bugün ben sanki doğum yapacağım. Fatih, aman dur, bugün şirket arabası yok. O gün de şirket arabası yoktu. Yokmuş, yani onunla gelmemişti ve biz gerçekten doğuma gittik. Mekonyum, yani o gidişimiz gözümün önünde. Annemle Fatih, böyle hastane çantam, ne koyacaklarımız hazırdı ama çantama daha yerleşmemişti. O şekildeydi, yani erken bir doğum oldu. Mekonyum aspirasyonuyla doğdu. Yani hani kaka yapmış dedikleri var ya, anne karnında öyle doğdu Hasan Eymen. Hemen ben sezaryana alındım. Akşam saat 10 gibiydi gittiğimizde.
11'e 5 varken Hasan Eymen dünyaya geldi. 3 Mayıs günü arkadaşlar. Hasan Eymen mekanyum aspirasyonuyla doğdu. Birkaç saat küveze yoğun bakım alındı. Aspire edildi. Ciğerlerine kaçmadığı söylendi. Ama mekanyum aspirasyonuyla doğdu. Sonrasında birkaç saat yoğun bakım gözleminden sonra Hasan Eymen'i bizim yanımıza, benim yanıma verdiler. Hasan Eymen bu şekilde dünyaya geldi. Sonrasında ilk Hasan Eymen'in daha yarı kırkı derler ya, 20 günlük falan kan yıkımı yaşadı arkadaşlar Hasan Eymen. 14,9 iken kanı 7'lere düşmüştü. Çocuk doktorumuz direkt bizi kanımız öyle düşük görünce tıp fakültesine hematoloji bölümüne yollayarak aslında bizim serüvenimiz böyle başladı. Ama o zaman sadece hematoloji bölümünde kan yıkımı neden oldu diye sebebini araştırmak için gitmiştik. Ama Hasan Eymen'in özel bir çocuk olduğunu bilmiyorduk. Sonrasında işte inmemiş testis, göbek fıtığı gibi sorunlarla Hasan Eymen'in böyle o 40 günlük, hani ilk 40'ı derler ya, o günler bu şekilde geçti arkadaşlar. Bizim o dönemde de burada evimiz yapılıyordu ve biz ev bitmişti ama biz o ilk 40'ını çıkarmadan buraya taşınmamıştık. Neyse, bizim taşınacağımız gün bile, biz evden eve nakliye verdiğimiz gün bile, biz Hasan Eymen'le taşınırken bile hastanede hala kan yıkımı neden olduğu ve göbek fıtığı, hiç durmayan bir çocuk ve inmemiş testisle uğraşıyorduk arkadaşlar. Böyle başladık. Sonrasında Hasan Eymen'in tıp fakültesine işte gidip geldikçe böyle kanına baktırıp sürekli, işte o dönemde Hasan Eymen ilk kan almalarına o zaman başlamadı ama daha sonrasında Hasan Eymen kan da aldı. Böyle talasemi merkezinde gidip kan alıyorduk. Aslında Hasan Eymen'in görünürde çok güzel bir bebek. Hani hiçbir sıkıntısı görünmeyen ama yaşadığı problemler olan bir bebekti. Bu problemler tabii zamanla, işte 2 ay geçti, hala Hasan Eymen'de böyle normal, hani nasıl süreç işler onu da bilmiyorum ama bir gelişim yok, kafayı tutamıyor, sürekli kontroller devam ediyor derken böyle 5-6 aylık oldu artık, dedik ki tamam, yani Hasan Eymen'in hani ilk çocukta kafayı tutabilmesi sizin için şeydir ya, hani bir gelişim sürecidir, o bizde olmadı. Daha sonra tabii bizim tıp fakültesinde hematolojideydik zaten. Biz sevk edilmeye başladık. İşte genetik bölümüne, metabolizma bölümüne, genel çocuğa. Sonrasında böyle bütün bölümleri, hele ki genetiğe girdiğimiz ilk gün muayenede, daha böyle 5-6 aylıkken, işte nesi var diye doktorun ilk muayenesinde bize öyle bir hastalık sıralandırdı ki böyle. İşte ortopediye gideceksiniz, fizik tedavi bölümüne görüneceksiniz, işte metabolizmaya görüneceksiniz, nörolojiye görüneceksiniz gibi gibi gibi, böyle birçok şey başladı arkadaşlar. Aslında bizim çocuk doktorumuz o dönemde bir şeylerin farkına varmıştı ve bize şey söylemişti, nöroloji kontrolü yaptırsanız iyi olur diye. O zaman biz tıp fakültesinde hoca olan ama dışarıda muayene bakan bir hocaya götürmüştük. Aslında oraya götürmeden de böyle aklıma geliyor konuştukça, o yüzden kusura bakmayın. Bizim özel hastanedeki doktorumuz ilk MR'ı çekti bize. Bizim böyle ilk akciğer enfeksiyonu geçirdiğimizde 6 aylık gibiydi. İlk MR'ı çektiğinde miyozensilte de gecikme var. Yani çocuğunuz bütün çocuklar gibi gelişmeyecek ama gelişim gösterecek demişti. Geç gelecek, sadece arkadan gelecek demişti. Ama süreç böyle olmadı. İşte hastanede genetik tetkikler ve genetik tetkin haricinde birçok bölüme gitmeler başladı bizde arkadaşlar. İlk biz Hasan Emin'in özel çocuk olduğunu, işte bir şeylerin geriden geldiğini ve bu gelişimi gösterememesini ve MR'la birlikte artık tabii yine bilmiyoruz. Özel çocuk ne demek, bakımı ne demek? Ben üniversitede özel eğitim öğretmenliğini istiyordum ama dışarıdan baktığınız hayatla içine girdiğinizdeki hayat, aslında bölümü bile isteseniz, bir fikriniz de olsa, daha dikkatli, daha hassas da baksanız, çünkü insanlar yaşamadığı şeyi sadece dışarıdan bakıyor. Belki de bir tebessüm ediyor, belki de ona sevgi gösteriyor, belki de onu mutlu ediyor o an. Anneye belki de soruyor, belki de öğrenmeye çalışıyor güzelce. Ama içine girdiğinizde
O şekilde bildiğiniz bir şey olmuyor. Yani ben özel eğitim, Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi özel eğitim öğretmenliğini isterken ya da lisedeyken, liseyi bitirdiğim o ara dönemde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidip işte ben burada gönüllü çalışmak istiyorum dediğim hayata asla benzemiyordu. Bir fikrim vardı kendimce ama ben o hayatın içine girmeden hiçbir fikrim olmadığını o anda anladım ben. Sonra bu şekilde Hasan Eymen'in bir gelişim gösterememesiyle başlayan bir sürecimiz oldu. Hasan Eymen o kadar güzel bir bebekti ki aslında çok güzel kahkahaları olan, çok güzel ilk 9 ay emdi Hasan Eymen ama sonrasında başta çok güzel giderken birçok şeyi unuta unuta. Yani sanki ilerliyoruz ama zaman bizim aleyhimize gelişiyor gibiydi. Biberon tutabilirken küçükken, emebilirken sonrasında biberon tutamamaya başladı 7-8 aylıktan sonra. Elif adayı yatırma. Gel kızım yanımıza yat. Tamam. Evet anne. Gel bebeğim. Oh. Gel hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif adayı da görelim. Hoppa. Evet. Böyle arkadaşlar süreç bu şekilde. Sonra Hasan Eymen'in yutma refleksini unutmasıyla birlikte biberonu ağzına sıkarak yutturmaya başladığım dönem başladı. Biz buraya taşınmıştık ama hiçbir şey gözümde yoktu. Ne evin eşyaları, ne ev yeni yapılmış, işte hevesim, hiçbir şey gözüm görmüyordu. O kadar artık bir şeylerin olmayışını gördükçe anlamlandıramıyorsunuz. Nasıl bir hayatın içinde düştüğünü anlayamıyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğiniz, o çaresizliğiniz, nasıl davranmanız gerektiğini hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir fikriniz yok. İlk Hasan Eymen'i dünyaya getirdiğimde ben de aynı şekildeydim arkadaşlar. Benim çok sıkıntılı günlerim, eşimin de, ailemin de, hepimizin özel çocukla alakalı bir fikri olmadığı için hepimiz, bütün aile olarak ve Fatih hele biz çok zor bir dönemden geçtik. Hastanede o genetik profesörün ilk böyle listelediğinde ve sıraladığında kayınvalidemler ve annemler de hep yanımızdalardı. Kapının önünde bekliyorlardı. Biz kapının önüne çıktığımızda inanın dizlerimizin bağı çözülmüştü. Yani oturup kapıda ağlamıştık. Neler söyledi? Biz hiçbir şey bilmiyoruz ve nasıl bir şey bizi bekliyor, ne çıkacak, nasıl bir genetik rahatsızlık var bilmiyoruz diye biz kapının önünde çaresizlikten ağladığımızı biliyorum. Sonrasında belki de inanamayacaksınız ama bu süreç böyle devam ederken Hasan Eymen'e böyle tanık olma mücadelesi, işte bölüm bölüm geziyoruz. Gastro ne demek, immünoloji ne demek, çünkü alerjik bir çocuktu. Sürekli böyle döküntüler oluyordu, sürekli hastane yatışlar oluyordu zatüre diye. Ama alerjik bir çocuk olduğunda Hasan Eymen'i biz o zaman öğrendik. Yani bütün bölümleri, gastroyu, immünolojiyi, nörolojiyi, ortopediyi, fizik tedaviyi, yani aklınıza gelecek her şeyle Eymen'le tanıştık biz o dönem. İlk anneliğimdi. İlk Eymen'i özel çocuk olduğunu nasıl karşıladığınızı dediğinizde, bunu merak ettiğinizde aslında gerçekten nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama o bir yıl, o özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine, işte artık özel bir çocuk olduğunu ve rehabilitasyon merkezine gitmesi gerektiğini, fizik tedavi görmesi gerektiğini anladığımız o gün, Eymen'in okula kaydını yaptırmak için ilk vesikalık fotoğrafını çektirdiğimizde, hatta onu da size videonun sonunda göstereceğim inşallah unutmazsam, ben nasıl çaresizdim, Fatih'le ne yapıyorduk, nereye gidecektik, hiçbir fikrimiz yoktu. Biz kendimiz bir özel eğitim merkezi bulup ilk kendimiz götürmüştük Eymen'i. Bizden onları istediklerinde ve o kayıtları oluşturduğumuzda biz ne yaptığımızı bile bilmiyorduk. O kadar kötü hissediyorduk ki işte Eymen'in tabii bu bir yaşına geleceği, o geliş sürecinde işte ilk inmemiş testis, ameliyatı olması, sünneti olması, hastane süreçleri, hepsi böyle arka arkaya gelmeye başlamıştı artık o bir yıl içinde. Ve biz o ilk özel eğitim merkezine gittiğimizdeki, o içeriye girdiğim andaki etrafımda gördüğüm çocuklar ve benim kucağımdaki Hasan Eymen'i düşündüğünüzdeki o çaresizliği ben de yaşadım. Ne yapacağımı bilmiyorum.
korku bir taraftan, panik bir taraftan, nasıl bir hayat bizi bekliyor bilmiyorum. Bunun korkusu bir taraftan gerçekten çok zor günlerden geçtik. Hatta belki de inanmayacaksınız bu hastane süreçleri. Ben şu anda kendime inanamıyorum. Biz kendimize inanamıyoruz ama neler yaptık? Belki de şok olacaksınız ama o hastane süreçleri devam ederken bir taraftan da işte şurada şu hoca varmış, şurada şu tedavi ediyormuş, işte kırkınız çıkmamış, kırk çıkarın. İnanır mısınız? Hasan Emin'in o 1 yaşına gelirken hem hastaneyle birlikte giden süreçte artı olarak işte kaç defa kırk çıkardım bilmiyorum. Bunları anlatacağım. Bunlar bir örnek değil belki ama neler yaşadığımı, hangi yollardan geçtiğimi, aslında zamanla gelişen Fatma'nın ya da zamanla tevekkül eden, zamanla ne oluyorum ya ben ne yapıyorum diye değişen Fatma'nın hayatını anlatıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Aslında Fatih'in de. Kırkınız çıkmamış dediler. Aslında hastaneyi yapıyorsunuz, onu bırakmıyorsunuz. Ama bir taraftan da çare arayışı, çözüm arayışı sizi nerelere getiriyor? Bunu anlatacağım. İşte kırkınız çıkmamış. Gidiyoruz oraya. Kırkları çıkmamış. Yeniden işte kırk çıkarma yapılıyor. İnanır mısınız denizden her dalgadan 40 tane 40 bardakla suyu doldurarak şişeriye getiren komşularım oldu. Onunla yeniden Hasan Emin'i yıkayıp yeniden kendimi yıkanıp kırkımı çıkardığımı biliyorum. Akıl bile edemiyorsunuz. Yani nutkum durmuş, aklım yok. Yani herkes ne derse inanın oradan oraya savrulan bir Fatma vardı o 1 yıl boyunca. Şu anda hatırlayınca bile gözlerim doluyor. Bunu nasıl yaptık? Neler yaptığımızı düşününce o çaresizliğime dönünce ister istemez böyle bir duygulanıyorum ama bunu size güzel bir şekilde Eymen'i güzel hatırlayarak anlatmak istiyorum. Şunlar da hayatımızda oluyordu aslında. Buraya geldiğimizde ilk eve taşındığımızda bütün böyle her şeyler bozuldu. Sonra biz Fatih'le uykuda yatarken bir çığlık sesiyle uyandırıldığımız günler oldu. Babamın bunları söyledikçe çok da üzülüyorum bir taraftan. Yaşadıklarım aklıma geliyor. Kendi babamın evimizdeki saatleri, bildiğiniz saat. Çalıştırıp çalıştırıp saatlerin durması çok ilginç bir olaydı. Hayatımda bunları yaşadım arkadaşlar ben. Babam böyle saatleri çalıştırır, yemin ederim size ne sureler okurdu. Besmeleler çekerdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne oluyor diye o saati değiştirdik. Başka saat taktık. O saat de aynı şekilde çalıştırıyor, duruyor. Okunuyor, üflenerek takılıyor, yine duruyor falan. Öyle garip, öyle ilginç şeyler yaşıyordum ki o dönem aklıma mukayyet olmak için Rabbime dua ediyordum. Allah'ım aklıma mukayyet ol diye. Böyle garip garip kendimce işte biri geçti. Böyle artık gerçekten yaşantınız neyse ona göre de yönlenmeye başlıyor. O saatlerin çalışmaması bile aslında hep böyle işte bir şeyleri belki de tevafuktu. Belki de gerçekten diyorum ya bir saate bağlı kalmıyorduk. Farklı saatler getiriyordu babam. Onları çalıştırmaya çalışıyordu. Onlarda da aynı durum oluyordu arkadaşlar. Bunları da yaşadım. Evde böyle birileri geçiyormuş gibi böyle halüsinasyonlar görmeye başlıyordum falan. Sonra hoca dediler, başka bir hocaya gittik. Bütün evin odalarına ayetel kürsüler okuyarak yatırıyordum. İşte kurşun döktürme, işte birinin nazarı olmuş, evin kapısına bıçak sürme, balkonun görünen bir yerine yumurta atma nazar olmuştur diye, göz orada kalsın diye inanın daha neler neler yaptırdım. Hatta bir seferinde Kütahya'ya gittiğimizde yine böyle bir hocaya götürelim dediklerinde bu onlarla gittiğimizde. Ya böyle düşünün ki hocaları bırakın işte böyle hani küllü üfleyenler öyle yapanlar. Çaresizliğin size doktorların yanında doktorlardan hiçbir zaman pes etmedim bırakmadım. Ama bir taraftan da böyle aileniz ne derse bilmiyorsunuz. Ne yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Ne olduğunuzu anlamıyorsunuz. Anlamlandıramıyorsunuz. Sanki 1 yıl boyunca, o 1,5 yıl boyunca hatta birileri bizi yönetti ve biz onların arkasından gittik böyle. Neyse ben Kütahya'ya gittim Hasan Eymen'le. Bir hoca duymuşlar babamlar. Götürdüler beni. Ben artık hoca da demiyorum arkadaşlar. Kimseye böyle de şey yapmak da istemiyorum. Gittik işte duyduğumuz her yere gittik. Hoca falan diye karıştırmayayım. Böyle gittik. Orada
Böyle kadın külle bir şeyler yaptı. Sonra falan işte arkana bakmadan çocuğunu kucağına bas ve git dedi. Arkana hiç dönme dedi. Arkadaşlar inanır mısınız? O şeyle kucağıma Hasan Eymen'i bastığım gibi arkana bakmadan git dediğinde inanın Kütahya'da kayboldum. Çünkü bilinçsizdim. Akıl gidiyor. Çaresizlik o size böyle o günü hiç unutmuyorum. Kucağıma basıp böyle arkama bakmadan gidişimi ve arkamda döndüğümde yani sağıma soluma artık kendime gelip baktığımda bir parktayım ve arkamda ne annemler var ne babamlar kimse yok ve ben kayboldum. Bunların hepsini yaşadım arkadaşlar. Belki de şu anda komik gelebilir, delilik gelebilir, ilginç gelebilir ama o çaresizliğin size neler yaptırdığını, o tevekkül etme döneminizde, o artık kabul etme döneminizde neler yaşadığını, nerelere gittiğinizi, ne okunmuş sularının, ne kırk çıkarmaların, hatta bir kırk çıkarmada doğum yaptığım hastanenin, ameliyathanenin kapısının önü sezaryen olduğum için oraya bir bez sürülüp obezle yıkadığımı, yıkandığımızı bile biliyorum Eymen'de. Bu dönemlerden geçtim arkadaşlar. Yani artık o kadar çaresiz bir dönemdeydik ki hem doktorlar hem böyle sağda solda duyduğumuz kişilere gitmek gibi birçok şeyi yaptık. Ben bugünlere geldim evet ama bunlar beni o ilk Hasan Eymen'in anneliği o ilk anne olduğumda belki de şimdi bunlar yoktur. Hani bana yazıyorsunuz ya bazen daha önceki videolarımdan da hatırlıyorum işte şurada şu var Fatma Hanım şuna bir gidin işte nazar olmuş olabilir hocalık olabilmiş olabilir. İnanın bunların hepsini yaptırdım. Çok ilginç şeyler. Belki çok saçma gelebilir ama bunların hepsini yaptırdım arkadaşlar. Yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bunu İmam Hatip mezunu olmak ya da normal bir lisede okumak ya da o bu diye adlandırmıyorum. Ama ben bunun eğitimini almış bir insan olarak ben nasıl yaptığımı hala bilmiyorum. Akıl yani Rabbim size akıl vermiş ama bu akıl o anda sizde değil. Yok. Genel olarak ailemizde de öyle. Bir çaresizlikten koşturuyorsunuz ya bir şifa arıyorsunuz. İşte onda neler neler yaptığıma ben şu anda inanamıyorum. Böyle bir buçuk yılım geçti arkadaşlar. Sonra beni aslında özel çocuk anladığımızda o rehabilitasyon merkezine başladığımız dönemde ve artık Hasan Eymen'in evet çok güleç bir çocuk kucağınıza aldığınızda hiçbir şey olmayan görünmeyen bir çocuk ama kafasını tutamayan ayaklarına direkt böyle makas işareti fizik tedavide aslında ilk çocuğu böyle ayağa kaldırdığınızda kriterdir makas yapar Eymen böyle bir çocuk makas yapıyordu ayağını asla yere basmıyordu. Ayağını sürekli böyle kaldırdığınız anda makas yapan bir çocuktu. O süreç bizim için en zor süreçti arkadaşlar. Ben artık böyle çaresizim, hastanelere gidiyorum, ağlıyorum, doktorlardan duyduklarımı düşünüyorum, ağlıyorum. Şu anda bile o günlere gidince. O yüzden bu videoyu çekmeyi hep böyle erteledim. Hiç geri dönmeyi de istemedim ama hızlıca buradan yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Özel bir çocuğunuz olduğunda neler yaşayıp nasıl bir yere gelebileceğinizin belki de zor bir örneğim ama örneğim arkadaşlar. Ben de bu süreçlerden geçtim. Bu zamanda belki bu kadar ayakta sağlam durabiliyorsam o günleri kendime hiç yakıştıramama rağmen ben böyle öğrendim. Hiçbir şeyin aslında Allah ol demedikten sonra önüne geçemeyeceğini ben böyle acı acı tecrübe ederek öğrendim. İyi bir örnek değilim belki ama nasıl özel çocuğunuz olduğunda o çaresizliği, o artık akılla hayatınıza devam etmiyorsunuz. Sadece o çaresizlikle ne yapabilir mi? Kim ne derse oraya koşarak devam ediyorsunuz. Aslında sürükleniyorsunuz. Sizin elinizde değil hayatınızın devam etmesi, idam etmesi. Yani o anda hep birilerinin elinde ve siz sadece sanki savruluyordum oradan oraya. O günlere dönünce biraz üzüldüm. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Yani ben bu videoda ağlamak istemiyorum. Kimseye çünkü bir de şuna da takılıyorum. Bunları size bahsetmiyorum. Instagram'da özellikle oğlumun doğum günüyle alakalı bir şeyler paylaştım.
Sadece bir video ve bir fotoğraf paylaştım. Kimi deprem bölgesinde bir sürü aile vefat edip işte bana bunları böyle paylaşınca onları düşünmüyor musunuz diye yazanlar da oldu. Evet, başınız sağ olsun, sizi takdir ediyorum ama abartmıyor musunuz diyenler de oldu. Oysa ben oğlumu hiç kimseyle paylaşmadım. Hep bu gelecek yorumlardan da korktuğum için korkmuyorum. Bu benim hayatım. Kimse ilgilendirmez. Ben ne yaşadığımı biliyorum. Benim sadece Instagram'da ya da YouTube'da paylaştığım kadar bilebilirsiniz. Ama merak ediyorsunuz. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Bilmek istiyorsunuz. Bir annenin, özel çocuğu olan bir annenin nasıl bu kadar güçlü ayakta kaldığını merak ediyorsunuz. Ve ben de belki de birilerine, ben de bu yollardan geçtim. Ama böyle de güçlü kalınır göstermeye çalışıyorum ya da nasıl bir hayatım olur bilmiyorum. Ben bunları yok sayıp yaşayamam. Yaşayamam da yani benim böyle bir hayatım oldu. Oğlum oldu. Onu paylaşınca neyin abartısı ya da neyi empati yapamamak, bunlar da biraz beni üzdü açıkçası. O yüzden çok anlatmak taraftarı değildim ama özel gereksinimli bir çocuğumun hayata geldiğinde nasıl bir süreçten geçtiğimi sadece burada anlatayım ki sonrasında nasıl ayağa kalkıp nasıl bu kadar güçlü olabildiğinize siz bile inanamıyorsunuz. Rabbimin izniyle sadece bunu anlatmak istiyorum. Neyse arkadaşlar, böyle bir süreç oldu. Biraz kendimize gelelim. Sonra benim sadece belki de hayata tutunmama bir tek bir şey vardı. Yani artık özel bir çocuğun var. Evet, bunu kabul edip tamam artık ben artık Hasan Emin için ne iyi gelecekse onu yapmaya başlayacağım dediğim an, o ayağa kalkıp sağlam durduğum an şuydu arkadaşlar. Hiç unutmuyorum. Bordo koltuk takımım vardı. Babam tam şu camın önündeydi. Ben rahmetli Eymen'le yerde oturuyordum. Babacım dedi ki, babam vardı, hiç yalnız bırakmıyorlardı beni. Ne annemler ne kayınvalidemler. Allah razı olsun. O alışma sürecinde onlar da çok zorlandı. Ama babamın şu lafı vardı. O benim hiç unutmuyorum. Geriye dönüp baktığımda ayakta tutan ve kendine gel Fatma denilen en önemli şeydi belki de. Benim için hayatımda bir dönüm noktalarından biriydi bence. Kızım dedi, lütfen artık dedi. Yine bir hastaneden geldik, çaresiz ben böyle ağlıyorum. Kızım dedi, lütfen dedi. Senin dedi bir beyaz gülün soluyor. Ama benim iki tane soluyor dedi. Hem sen hem torunum soluyorsun. Ben dayanamıyorum, lütfen kızım ayakta dur dedi. Ve o gün benim ayakta durmak, artık kabul edip her şeyi ayakta durmak için en büyük sebebim de babacığımın o lafı. Artık birileri üzün, yani ailem yıpranıyordu, herkes üzülüyordu bizim hayatımızda. Yani mutlanıyorduk Eymen'le ama zor bir süreç geçiyordu artık. Ve dedim ki artık Fatma, Fatih'le konuştuk, ne olursa olsun bu bizim evladımız ve biz onun için en iyisi neyse onu yapmaya çalışacağız ve onunla devam edeceğiz dedik. Ve biz gerçekten de öyle olduk. Çok zorlandık. Özel eğitim merkezine gittiğimizde sağa sola bakamıyordum. Sadece Eymen'in sınıfında öğretmeniyle girip fizyoterapisine, sınıfta Eymen'in dersin bitmesini bekliyordum. Ve o dönem servisle gidiyordum. Servisle gidip o 2 saat beklemek zorundasınız. Hani 2 saatte bir servis kalkıyordu. Diğer öğrencinin de sizin bölgenize gelen servisleri, hani onları da dersini bitip 1 saatte bekliyordum. O ilk aylar sağıma soluma bile bakmadım. Bakamadım. Ki ben özel eğitim öğretmenliği istiyordum. Neredeydi o Fatma? Ama yoktu. Çünkü dışarıdan istemekle yaşadığınız hayat aynı olmuyordu. Böyle zorlandık. Bayağı bir süreç geçti. Yani arkadaşlar, ilk özel gereksinim. Belki ben bunu 12 yıl, 2011'den bahsederim. Şimdiyle farkı ne bildi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi artık herkes YouTube'da anlatabiliyor. Instagram'da birçok özel eğitim, özel gereksinimli anneler, yani çocukları olan anneler artık hayatlarını anlatıyor. Görüyorsunuz, ne yaşayacağınızı az çok biliyorsunuz. Annelerin, babaların nasıl hayata tutunacağını biliyorsunuz. Ama 12 yıl önce ben bunları görmüyordum, bilmiyordum. Çünkü
Bizim çocuklarımıza herkes kim ne der diye böyle bir kozada yaşıyorduk. Yani o kelebekler hiç dışarıya çıkamayan. Gerçekten ben kendimden hatırlıyorum. Bakışlardan çok o kabullenme süreci var ya, bakışlardan çok rahatsız olduğunuz, sorulardan çok rahatsız olduğunuz bir dönemi gerçekten geçiriyorsunuz ve ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Eve kapanıyorsunuz. Her gün eve kapanıyorsunuz, biraz daha kapanıyorsunuz. Çok saçma ama 12 yıl önce hissettiğim buydu. Kimse soru sormasın. Niye inceliyorlar ki diyordum. Niye soruyorlar? O da evlat. Seninki, benimki de evlat diyordum. Neyse arkadaşlar, bu şekilde ilk o kabullenme sürecimiz ve artık diyordum hiçbir şey yapmayacağım. Benim çocuğum bu. Benim evladım. Ben ne gerekiyorsa ona yapacağım. Gerisi takdir ilahi. Artık bu şekilde hayata bakmaya başlayabilmiştim. O bir yıl, 1,5 yıl çok zor geçti ama artık başladım. Eymen'in rahatsızlıkları tabi bu arada devam ediyordu. İşte fizik tedavileri devam ediyordu. Bireysel dersler alıyorduk, devam ediyordu o dönem. Bu şekilde artık alışma sürecim ve mücadele sürecimiz başlamıştı. Hastanelerden çıkamıyorduk. Ben ikizlerde gerçekten çok fazla, binlerce şükürler olsun Rabbime, hastanede çok fazla yatarak geçirmedim hayatımızı. En başta geçirdim o 3 yıl boyunca. Ama rahmetli Eymen de o kadar çok hasta olurdu ki, hastane sürecimiz de çok fazla olurdu. Yatışlarımız da çok fazla olurdu. İşte talasemi merkezinde kan aldığımız da olurdu. Periferik yaymalar, kötü hastalıklar mı? Bu şekilde bir dönem geçti. Eymen o kadar güzel ilerliyordu ki fizik tedavide. Ben hem özel eğitim merkezine götürüyordum, hem de kuruma, hem de özel bir fizik tedavi merkezinde. Burada Konya altında, o dönem belki Antalya'da olanlar bilir, Fizitalya vardı. Sonra Lara'ya taşındı, Fizikalya oldu. Ben haftanın 2 günü okula, 2 günü Fizitalya'ya, Konya altı zamanda, sonra da Fizikalya'ya götürmeye başladım Eymen'i. O dönem şöyle, biz Fizitalya'ya ilk başladığımız zamanlar okula beni servis götürüyordu ama şirket arabasıyla Fatih gelip akşam 6 gibi de Fizitalya'da dersimiz başlıyordu. Öyle ki yani Fatih'in arabayla, şirket arabasıyla gelip bizi götürecek diye 10 dakika geçerdi, 15 dakika geçerdi. Biliyorsunuz seanslar 40 dakika zaten. Hep diyordum ki ne günlerdi, işte çocuğumun 10 dakikalık o fizik tedavi eğitiminden alıyorsun, lütfen erken gel, lütfen erken gel. Sonra biz araba aldık. Ve o arabayla, inanın, servisten alıp geldiğimizde sıfır arabayla, Fatih'le, ben daha önce araba kullanıyordum, hani babam öğretmişti ama hiç böyle hani trafiğe, bir de Antalya'da çıkmadım, tecrübem yok, korkuyorum. İlk daha servisten arabayı bağırış çağırış, arkada annem Eymen'i tutmuş, bizim geldiğimiz günü annem lütfen yapmayın oğlum, yapmayın kızım diye bağırdıkça, Fatih anne öğrenecek, çünkü ben fizik tedavi derslerine geç kaldığım zaman üzülüyorduk. Öğrenmesi gerekiyor. Böyle öğrenecek. Fatma götürecek eve diye. Aslında Fatih de bana hep yüreklendirdi, hep güç verdi. Belki bağır çok, hani birbirimize o gün yolda gelirken çok kavga ettik, bağırdık, çağırdık ama gerçekten bir şeyleri yapmazsanız, yani birileri, eş de çok önemli rol bu konuda. Hani Allah razı olsun Fatih her konuda, yani eş olarak da, baba olarak da çok güzel, eş de baba da oldu. Belki bu şansı olmayanlar da vardı. Var. O yüzden de çok üzgünüm. Gerçekten eş çok çok önemli. Ama Allah razı olsun Fatih bu konuda da bana çok büyük destekti. Sonrasında ben arabayı kullanmaya başladım. Daha arabayı aldığımızın 3. günü kapımızın önündeki direğe vurdum. Ama pes etmedim. Eymen'e baktım. Artık otokoltuğuna bağlayıp her yere götürebiliyorum. Fizik tedavilerine ben götürüyorum. Konyaaltı'na, Lara'ya, her yere ben götürmeye başladım. Ve böyle gerçekten benim tempolu, haftanın 4 günü dışarıda olduğum, dışarıdan bakınca çok güzel bir hayatı olan, sürekli dışarılarda gezen Eymen, çünkü çok güzel görünüyor, yani öyle şey bir çocuk görünmüyordu. Sonra hayatı olan bir kadınmışım gibi görünüyordu. Ama yaşadığımı ben biliyordum, neler yaşadığımı. Neyse arkadaşlar, hızlıca geçeyim. Çok da uzun olsun istemiyorum. Böyle bir fizik tedavide, hem Fizitalya'da hem özel eğitim okulunda, Oğuz Hocam'la da zaten tanışıklığımız o döneme ait, 12 yıl oldu.
Eymen okula başladık. İlk bir fizyoterapist almaya başladı. Sonrasında ben Oğuz Hoca'ya geçmek istedim. Neyse Oğuz Hoca ile öyle bir tanışıklığımız ve oğlumdan beridir gelen bir tanışıklığımız var Oğuz Hoca ile. Kafesler vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. Fizik tedavi merkezlerinde böyle kafeslere asarlar. Ayakta durmak için böyle çocuk artık o vücut kontrolü geldiğinde. Eymen o kadar güzel ki yani o kafeslere asılıyordu. Hem fizikalya da hem okulda. Artık Eymen'in böyle ayakta durma çalışmaları başlamıştı. O kadar güzel bir çocuktu. Sonrasında bizi en kötü etkileyenlerden biri şu oldu. Eymen 3,5-4 yaşına doğru. Bilmiyorum fissürden bilginiz var mı? Poposundan bir bağırsak parçası gibi bir şey çıkmıştı. Ve o fissür artık böyle yara olarak olmuştu. Onu patolojik bir durum mu diye kazıyıp ameliyat edildi. O yara temizlendi. O parça alındı. Sonrasında da Eymen'de arkadaşlar poposunda daha büyük bir yara olduğu için kazınıp temiz çıktı o. Ama sonrasında bizim sıkıntılı süreçlerimiz mi diyeyim, daha zor mu diyeyim, artık ne diyeyim bilmiyorum. Sürecimiz başladı. Biz artık ablam bende kalıyordu, tamamen işi bırakmıştı. O dönem ablamla birlikte rahmetli Hasan Eymen'i, Fatih zaten çalışıyor, gece o da destek oluyor. Böyle dönüşümlü üçümüz, Eymen'in artık hani poposuna işte kakası gelmesin, çişi değmesin falan diye geceleri tamamen böyle açık bıraktığımız, gün içinde de açık bıraktığımız, tam 4 yaş yani 3,5-4 yaş arasıydı. İşte o zaman artık bizim fizik tedaviyi bıraktığımız, çok iyi giderken bir anda her şeyin ters gitmeye başladı. Olması gerekendi belki de. Rabbim öyle nasip etmişti. O dönem artık böyle işte o yaralara sürekli bakım, uyumuyoruz. İşte sürekli işte bir şey değmesin, enfeksiyon kapmasın. Aman işte o yaraya tamponlar, işte sudokremlerin, furasinlerin, tiosilinlerin böyle neler neler arkadaşlar, tampon yapıyorduk. Yani o yara o kadar büyük bir yara olmuştu ki artık böyle spanç döküp tampon yaptığımız dönemler başlamıştı. İşte plastik cerrahla, cildiye ile tanışma dönemlerimizde Hasan Eymen'le öyle başlamıştı. Böyle arkadaşlar. Rahmetli oğlumla o kadar güzel aylar, yıllar geçirdik ki daha neler neler var ama ben kısaca aslında bir de şunu anlatayım. Bunu da merak edilmiş. Hasan Eymen'in vefatı nasıl oldu? Hasan Eymen evde ishal oldu arkadaşlar. İshal olunca biz bunu özel bir hastaneye götürdük. Ama orada öyle bir o ishal deyip geçmeyin. İshal gerçekten özel çocuklarda bir anda alaşağı edebiliyor. Eymen rotavirüsü de geçirdi. Neler neler neler. Yani anlatamayacağım. O kadar çok hastane sürecimiz var ki hızlıca geçeyim diye. Zor dönemlerde. Ama son vefatı ishalde, özel bir hastaneye gittik. Artık özel hastanede bir anda oksijen yetmezliği başladı. Bizi hemen ambulansla tıp fakültesine sevk edildik. Tıp fakültesinde artık ambulansla giderken doktor bey arkada dedi ki bana, sen öne otur annesi. Oksijen alamıyor artık. Ben belki de boğazını delebilirim dediğinde ben anında anladım ne demek olduğunu. Eğer oksijeni yetiremezsem hani trakeostomi açabilirim demekmiş meğer o. Ben onu sonra anlıyorum tabii. Ben önde ambulansa gittim. Neyse biz tıp fakültesine yattık. Hastanede tam 20 gün boyunca falan yattık. Ama Eymen artık düzelmiyordu arkadaşlar. İshalden kurtuldu. Oksijen yetmezliği başladı. Yoğun bakım ihtiyacı oldu. Kapıda bu hastanelerde bilirsiniz şöyle bir arabalı acil müdahale arabası vardır. O bizim günlerce kapımızda bekledi. Yoğun bakımda yer açılmayınca arkadaşlar bizi Isparta Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Ve o ambulansla Isparta'ya nasıl gittiğimi, ya çok zor günlerdi neyse. Bilmiyorum ya, gittim orada Fatih'le ablam arkamdan gelmeye çalışırken arabayla, ben ambulansla Eymen'in yanındayım. İşte yol üzerinden git. Oksijen tüpleri yetişmiyor. Bir şey olursa kendimizi işte hastaneye atarız. Şehir içinden git derken o doktorun içeride benim neler yaşadığımı. O yüzden çok korkuyorum ambulans sesinde. Hala çok korkarım. Neyse. Ve Eymen'in son Isparta'da hastanede yatışı ve
Ramazan ayı boyunca tam bir ay burada başlayan ve hastanede biten, tam bir aylık vefatıyla biten bir süreç oldu. Oraya gitti, yoğun bakıma alındı. Zaten poposunda füsürü vardı. O füsür dönemiydi işte artık vefat edişi Eymen'in. Fissürü vardı. Fissür bakım için yoğun bakıma girdiğimde ilk Isparta'da o kanamayı görünce ben şok olmuştum. Oradaki yaptıkları bir işlemden dolayı. Böyle arkadaşlar, o fissür müydü artık, oraya kadar mıydı? Çok güzel giderken, kafesli artık ayakta tutmalara devam ederken bir anda bir ishal, o fissür olayı rahmetli Eymen'in artık ömrünün oraya kadar oluşunu Isparta'da Arife gecesi, Ramazan bayramı sabahı biz apart tutmuştuk. Apartta kalıyorduk ablam, ben ve Fatih. Ablam her dönemimizde, o dönemde de yanımdaydı. Ailem maddi manevi, Fatih'in ailesi de maddi manevi hep yanımızdaydı. Bu süreçlerde Eymen'e yapılan birçok taramalar, dedim ya hızlıca geçmeye çalışıyorum diye. Taramalar, sonrasında genetik taramalar, günlük 16-17 tüp metabolizma ile genetiğin birleşip hastaneye yatırdığında inceleyeceğiz diye yatırdığı dönemler, kansızlığı, talasemi merkezleri, fissürü. Neyse, böyle bir dönemdi arkadaşlar. Ve Hasan Eymen o gün 17-15 Temmuz 2015'te bayram sabahı, Ramazan bayramı sabahı Eymen'i, yani gece saat 12.30-1'di. Biz evde oturuyorduk ama o gün ben de hissettim yine, biliyor musunuz? O gün dedim ki, hem doğduğu günü hissettim hem vefat edeceği günü hissettim. Dedim ki Fatih'e, o gün işte iftar saatinde hocaları bekledik, iftarlarını açtılar. Ben öğlen ziyarete girdim de Eymen'i iyi görememiştim. Dedim ki hocalara, ya hocam iyi görünmüyordu, artık entübe edilmişti. Ayrıca bir de şu da vardı arkadaşlar. Normal odada yatarken herkesle birlikte Eymen'i hastane enfeksiyonu kaptığı için camdan bir fanusla kapatmışlardı. Ve biz artık ya aşağıda kamerada görüyorduk ya da hocam fanusun arkasından gösteriyorlardı. Asla o 4-5 gün boyunca, zaten bir hafta kaldı. 3 gün normal yerde yattı. O 4 gün boyunca da o camdan fanusun arkasında görüyordum Eymen'i, artık dokunamıyordum. Belki de diyorum Rabbim alıştırıyordu ona dokunmayacağını ve yokluğuna alışmak, işte hani dokunamayacaksın artık gibi, ne bileyim işte öyle düşünüyordum o dönem, artık herhalde dokunamayacağım. Yani Rabbim önce onu tabii sonra idrak ediyorsunuz. Rabbim aslında seni alıştırıyordu Fatma diyorum. Fatih'e de böyle konuştuk. Neyse arkadaşlar, o gün akşam öğlen gördüm de iyi görmemiştim. Entübe edilmişti ama çok derin derin değişik soluyordu. Fatih dedim ki, bugün Eymen'i hiç iyi görmedim. Ey ben bugün inşallah dedim, hani bugün sabah olur inşallah dedim. İftardan sonra doktorlara işte rahatsız etmeyelim diye, iftardan sonra Eymen nasıl hani bir soralım dedik. Orada da Eymen işte entübe edildi annesi. Gerçekten doktor da şans arkadaşlar. Hani kimseyi burada şey yapmak istemiyorum. Çok güzel doktorlar da var. Çok güzel ilgilenen doktorlar da var. Ama bazen böyle gergin de olabilirler. İnsanlık hali, her şey olabilir. İşte gördüğün gibi annesi dedi. Hiçbir cevap alamadım. O gün Arife günüydü. Bin ihlas çektik hep birlikte. Bahçede ablam, Fatih ve ben. Tek duam Eymen'e işte Allah'ım şifaydı. O gün ama anlamıştım artık, yani kötüydü. Aparta döndük saat 10 gibi. İşte hastanenin bahçesinde oturduk. Hiçbir cevap alamayınca da çok üzüldüm ama. Ve ben oradan ablamla Fatih, ayaklarım sürünüyordu artık. Eymen'in olmayacağını anlamıştım o gün. Beni eve getirirken koluma girdiler. Doktordan da ben öyle bir cevap alınca tamam dedim, olmayacak biliyorum. Bugün hani bugün bir geçse dedim. Sonra eve geldik. Ben dedim ki, ben bugün bitsin, hemen uyumak istiyorum. Ablamla Fatih de yatsı namazı kılacaklardı galiba. Sonra bana şey dediler, tamam sen yat dinlen. Telefonumu ses açık ama. Sonra daha uykuya bile geçemeden ben sadece şunu istiyorum, bugün bir bitsin. Gece 12'yi 10 geçe gibi işte telefon çaldı, hastaneden arıyorlar. O anda zaten dedim yani içime doğdu ve bugün artık hani. Neyse öyle arkadaşlar, ilk hastaneye vardık, müdahale ediliyor dendi. İlk Fatih aldılar, yoğun bakıma biz birlikte almadılar. Sonra bir 5 dakika sonra ben artık anlamıştık hani, bitmişti her şey, sadece son bir göstereceklerdi bizi. Fatih aldıktan sonra beni almadılar. Sonra bir 5 dakika sonra ben girdim.
Zaten Eymen'i o halde görünce Fatih, daha Eymen o odadaydı. Fatih doktorun masasında oturtmuşlar. Ben Fatih o anda görünce zaten her şeyin bittiğini artık anlamıştım. Oğlum da o şekilde görmek, bir 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı için o da öyle görmek beni üzmüştü. Eymen'de katarakt vardı. Eymen son dönemleri bizi seçemiyordu. Eymen'in son işte vefat etmeden Ocak ayında geçirdiği ateşli epilepsi atağı Eymen'de birçok şeyi alıp götürmüştü. Artık o gülen çocuğum yoktu. O ayakları serbest olan çocuğum yoktu. Ayakları elleri kasılmış, gözleri tavana bakan, artık hiçbir şey yediremediğim bir çocuğum vardı. Yoğun bakım süreci olmuştu sonrasında. Epilepsi atağından bu yüzden çok korkuyorum. Özellikle Allah korusun ateşli epilepsiye dikkat edin arkadaşlar. Ben epilepsi ne bilmiyordum bile. Oğlum ilk gün o gün geçirmişti. Öyle bir hastalığı yoktu. Dedim ya, böyle düşündükçe aklıma hepsi geliyor. Birçok şey yaşadık. Ama oğlum o kadar güzel bir bebekti ki. Annesinin babasının ilk göz ağrısı, ilk hayata tutuluşu, ilk mücadelesi. İyi ki doğmuş meleğim. Böyle arkadaşlar. Ve ben bugün ikizlerim doğduğunda da hani bir o şok evresi oldu ama hayatı gerçekten, hayat size nasıl yaşıyorsanız, yaşamanız gerekiyorsa o şekilde Rabbim öyle bir hale yola koyuyor ki siz onu belli bir süre belki de kabul etme sürecini zorlanıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Ben de anlattım size. Ben de çok zorlandım. Biz de çok zorlandık. Belki de şu anda aklımın idrak edemeyeceği şeyleri yaptık. Ama öyle bir öğreniyorsunuz ki çocuğunuzu sevmeyi, onun için okula gitmeyi, onun için fizik tedavileri, her şeyi, ayakta nasıl güçlü durursun, böyle düşe kalka düşe kalka. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Ben nasıl bu kadar hani durabiliyorum güçlü? Bakın hala benim de kötü olduğum günler var. İnsanoğluyuz. Gerçekten kaldıramadığımız bu isyan boyutu da değil yalnız, yanlış anlaşılmasın. Vücudunuzun kalkmadığı, kafanızı kaldıramadığınız, kendinizi iyi hissetmediğiniz, kötü olduğunuz, o gün yalnız hissettiğiniz, o gün çaresiz hissettiğiniz, dinlenmek istediğiniz günler oluyor. Benim de oluyor arkadaşlar. Aminem ayrı bir şey, biliyorsunuz. Ben evlat acısını 2 kere yaşadım ama Rabbim öyle bir gücünü veriyor ki sadece şunu diyorum arkadaşlar. Şunu sorun kendinize. Sebep ararsanız hayatınızda, İşte benim Hasan Eymen var, neler yaşadım, sonrasında Amine'yi bir anda kaybettim, trakeostomi süreci, yeniden ikizlerimin özel bir çocuk oluşu, 3 çocuğumun özel bir çocuk oluşu, genetik sendromlarının tesadüf bir genetik hastalık oluşu. Yani sebep ararsam o kadar çok sebebim var ki. Ama arkadaşlar önemli olan ne biliyor musunuz? Kötü olmak için sebep ararsanız. Ama ben hayatımda deneyimlerimle, yaşadıklarımla, o düştüğüm, tökezledim, kalktım, mücadele etmeye çalıştım, yeniden düştüm, yeniden tökezledim, yeniden kalktım. Önemli olan ne biliyor musunuz? Nedenleriniz ne yaşamak için? Neye tutunuyorsunuz? Ne için yaşamanız gerekiyor? Tabii ki Rabbimin takdiri, tevekkül en önemlisi. Allah'tan geldiğine inanıyorsanız, Rabbimden geldiğine ve siz elinizden geleni yaptığınıza inanıyorsanız, bu hamilelik süreci de dahil, yaşadıklarınız da dahil, neler yaptırdıklarınız da dahil, sadece tedbir bizden, takdir Allah'tan, Rabbimden geldiğime inanıyorsam en başta bu. Dedim ya, neler de yaptım. İnsanın aklı, Rabbim aklınıza mukayyet olsun. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dışarıda görünen belki bilinmeyen birçok şey var ama hayatımızın içine girdiğinizde neler yaşadığımız, bunlar arkadaşlar, bunları yaşıyoruz. Dedim ya, benim zamanımda 12 yıl önce ben bilmiyordum ama şimdi çok güçlü anneler var örnek alabileceğiniz. Yani ben de yapabilirim gösteren anneler var. Daha trakeostomi sürecinde bile, Amine'nin trakeostomi, çocuklar arıyordum Instagram'da. Çünkü artık anneler görünüyordu. Çocuklarım var benim. Bu şekilde bakıyorum diye görüyordunuz. Çünkü ben 2,5 yıldır Instagram'dayım. Ben öncesinde değmedi de sessizdim. Hep vardı Instagram'ım. Ama sessizdim. Oğlum ya, neler giydirirdim, neler süslerdim. Yani arkadaşlar, kafam böyle konuştukça gidiyor gerileri ama
Şu arkadaşlar, sebebiniz ne? Yani sebep ararsanız çok, ama nedeniniz, belki eşiniz, belki çocuğunuz, Allah sevginiz, insanlar olan sevginiz, doğaya olan sevginiz. İnanın var ya, tutunmak isterseniz, hayata kalkmak isterseniz, o gün yatın, dinlenin. Ben psikolog, yani psikolojik tedavi de aldım hamilenin vefatından sonra. Ama o gün ne isterseniz, artık içinizde ne varsa, kimsenin haberi olmadan yaşamayın. Söyleyin, kırmadan, dökmeden. Ya kızıyorsunuz ya da birilerine artık güceniyorsunuz, ama onların haberi yok. Psikoloğumun öğrettiklerinden biri. Yani bana çok iyi gelen dönem Gökçen hocam, Allah razı olsun, çok iyi geldi bana. Kırıldıklarınızı da güzelce söyleyin arkadaşlar. İçinizde gerçekten tuta tuta insanlara böyle biriktirmeyin. Ben bunu öğrendim. 37 yaşıma girdim. 36 yaşımın sonlarında ben bunu öğrendim. Biriktirmemeyi. Biriktirmeyin arkadaşlar içinizde. Güzelce anlatabilecek şekilde konuşarak her şeyi halledebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. İstemediğinizi, beğenmediğinizi, yapmak istemediklerinizi söyleyebilirsiniz. Sadece bunu söylüyorum. Kendinizi keşfedin. Neler yapabileceğinize bir bakın. İnanamazsınız. Ben size bunları anlattım. Bakın. Ama şu anda başka bir Fatma var. Evrilmiş bir Fatma var. Değişmiş bir Fatma var. Güçlenmiş bir Fatma var. Evet, zor. Zor günlerden geçiyorsunuz. Bakın şu anda ne olduğu gibi. Kötü günlerim ne oluyor? Ama dedim ya, ne için ayağa yeniden kalkmak istediğinizi. Ben sessiz olursam Elif'a da sessiz. Ben üzgünsem Elif'a da üzgün. Eşim üzgün. Ailem üzgün. Ben üzgünüm. Gerçekten yat 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 hep ona alışıyorsunuz. İstemiyorsunuz hiçbir şey. Ama kalkıp bir, ne bileyim, evinizi süpürseniz. Ben kendimi seviyorum dedim ya, hep der, aslında sıkıntılarımı da atıyorum temizlik yaparken. Bir evinizi süpürseniz, bir çiçeği sulasanız, bir elinize el işi alsanız, bir çocuğunuzun kafasını okşasanız, o kadar iyi geliyor ki. Sadece ne yapmak istediğinizde sebep aramayın arkadaşlar. Sadece ayakta kalmak için neden arayın. Ne yapmadı yani, nasıl diyeyim, benim evladım var, onun derslerine hazırlık yapmak, o gülsün diye, o mutlu olsun diye, ben mutlu olayım diye, her şeyden önemlisi ben iyi hissetmeliyim ki evladıma da iyi hissettirmeliyim, ben iyi hissetmeliyim ki eşim de ailem de mutlu olsun. Babam şimdi, biz de babamın dört kızız. Bizi hastaneye götüren, elimizden tutar. Babamın sevgi gösterisi bize bambaşkaydı. Gösterirdi, hissettirirdi, dokunurdu, sarılırdı, severdi. O babamın narin kızları, hassas kızları neler yapabiliyor. Ve babam buna şahit oldukça benimle gurur duyduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Yani arkadaşlar, demem şu ki, yapabilirsiniz. Hiç kimse çaresiz değil. Çare arayışında olabilirsiniz. Zorlanabilirsiniz, düşebilirsiniz. Yeniden ayağa kalkmak için nedenleriniz olsun. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Nereden nereye geldiğimi galiba anlatarak, en başında neler yaptım anlatarak anlatabilmişimdir sizlere. Hiçbir şey kolay değil, ama zor da değil arkadaşlar. Başarabiliriz. Yeter ki isteyin. Yeter ki sevin. Sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin. Her gün, her akşam, her dakika, her gece Elif adaya, eşime, anneme babama sesini duymadım, kardeşlerimin sesini duymadım bir gün bile olmuyor. Seni seviyorum demekten çekinmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyiyim. Sadece geriye dönünce biraz ister istemez hüzünlendim, yaşadıklarımı gözümün önünden geçince. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmezsiniz, biliyorum. Evet, hadi gelelim adam. Birlikte veda edelim. Gel bir tane. Hoppa, bismillah. Evet. Hoppa. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Instagram'dan takip etmek isterseniz de Instagram sayfamızda buraya bırakıyor olacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.